Rolling o şişeler. İntikam. Tamam ağlıyor. Erkek adam ağlamaz diye. İşte o lafı icat edenler anamızı ağlattı bugüne kadar zaten. Yani dramımız bile ithal. Gidenler hep ağlıyormuş, biz de gidelim. Gerçekle doldurup hayalle mi boşaltıyoruz acaba? Gülmeye en çok ihtiyacı olan ülkelerden birinde dram şato bir yan, komedi anadan üryan. Evet, başlığı doğru okudunuz. Bahsedeceğim dizi bir dünya rekoru kırdı. Ama bundan dünyanın haberi var mı, orası tartışılır. Dizinin bu kadar fazla konuşuluyor olmasının sebebi daha önce hiç denenmemiş bambaşka bir konuyu işliyor olması. Kadına şiddet. Kanalda hep aynı şeyleri konuşuyormuşum gibi oluyor ama birincisi diziler de aynı. Şimdi diyebilirsiniz ki hiç mi sevimli bir şey yok dizide? Var. Çok tatlı bir küçük kız çocuğu var. İnanılmaz tatlı ve çok iyi bir oyuncu. Nasıl sevimli nasıl? Ama o da ikinci bölümde kafasından vuruluyor. Ayrıca dizide daha önce hiç denenmemiş başka bir tarz daha deniliyor. Kan davası. En çok şaşırdığımda bir genç kızın bu kadar aşağılandığı, bu kadar çirkin şeyin yaşandığı diziyi en çok izleyenler de "Ay çok tatlı" diyen genç kızlar. Toplumun kanayan yarasına parmak bastık. Adı altında beynimizi parmaklayarak para basmak. Çıldırtın. Cehenneme git. Hayatım boyunca seni takip edeceğim lanet olası. O tarafından Türk olmaya layık görülmediğiniz oldu mu? Primero no eres, no si persona. Önce insan değilsiniz ve Türk olmaya layık değilsiniz. C. Her ne kadar az önceki Birleşmiş İlletler seviyesine göre Bay Kastış olsa da adam musluğu açsa su, kapıyı açsa içeri kız akıyor de şunu diyen çıkacaktır kesin. Lütfen bardağı dolu tarafından bakın. Yarısı giyinik. Kadın yapınca o biçim, erkek yapınca of ne biçim diyenler. Ne yapalım, en azından Sırpça'da kaka nasıl deniyor onu öğrendik.